Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Adım Yiğit. 43 yaşında yıllarca kurumsal firmalarda çalışmış bir adamım. Bunca sene farklı pozisyonlarda yönetici yardımcısı, yönetici, müdür yardımcısı ve müdür gibi pozisyonlarda çalıştım. Her şirkette olacağı gibi yönetim değiştiği anda herkes kendi ekibini getirir. Son çalıştığım kurumsal firmada yönetim kadrosu değiştiğinde benim pozisyonumda olan müdür ve müdür yardımcılarının iş akdine son verdiler. Ben de bunca yıl çalışıp emek verdiğim şirkette bir anda kendimi kapıda buldum. Bundan önceki değişen yönetimlerde bizim çalıştığımız pozisyonlarda hiç kadro değiştirmemişti. Girdiğim bu ağır bunalımdan sonra birkaç hafta kendime gelemedim. Bu zamana kadar sürekli kariyerime odaklandığım için ne evlilik ne çocuk hiç düşünmemiştim. Bir yerden sonra yaşım geçtiği için ben de artık boş vermiştim. Annemle babam benim bulunduğum şehirden kilometrelerce uzaklıktaydı. Ben ise İstanbul'da yaşıyor. Kariyerimi orada planlıyordum. Bir günde kariyerimi ve geleceğimi umursamaz oldum. İşten ayrıldığım sırada yeni işlere bakmak yerine kendimi alkole verdim. Gece sabahlara kadar alkol alıyor, gündüz akşama kadar uyuyordum. 3 hafta sonunda berbet bir halde sabahlayınca kendi kendime bu neden yaptığımı sorguladım. Ardından hızlıca iş aradım ama kendime uygun hiç iş bulamadım. Belirli bir pozisyona geldikten sonra insana düşük pozisyonlarda çalışmak ağır geliyor. Biraz iş bulamamın depresyonuyla uğraştıktan sonra hayatımda köklü bir değişiklik yapmaya karar verdim. Yıllar önce babama ardından da o vefat edince bana kalan babamın doğduğu köydeki eve taşınmaya karar verdim. Amca tarafından bir mirasçıya zamanla düşük bir meblağ vererek oranın tapusunu üstüme almıştım. En iyisi oraya gideyim. Biraz kafa dinleyeyim dedim. Zaten birikmiş param da vardı. Bu benim kendimi toparlamam için yeter de artardı bile. İstanbul'daki evimi toplayıp yanıma sadece kıyafetlerimi aldım. Arkadaşlarım bir mesaj atarak buralardan uzaklaşıp memleketim Osmanlı'daki köyüme gittiğimi uzunca bir süre gelmeyeceğimi söyledim. Yolculuğum için biraz atıştırmalık alışveriş yapıp yola çıktım. Yolculuğum ortalama 12 saat süreceği için bu hayatımda atıldığım yalnız başıma en uzun yolculuk olacaktı. Bir 6-7 saat yol gittikten sonra bir yerlerde konaklamayı planlayarak yolculuğa çıktım. Oraya ilk ulaştığımda önce köyden birkaç abla bulup evi temizletecektim. Ayrıca eşyalar eskidiyse birkaç eşya almak için ilçe merkezine gidecektim. Kafamda bütün planı oluşturdum. Yolculuğum devam ederken henüz 3. saatte ayaklarım uyuşmaya başladı. Anlaşılan bu yolculuk beni epeyce yoracaktı. Dinlene dinlene zar zor 8 saat yol gittim. 8 saatin sonrasında Ertesi gün yola çıkmak üzere bir gece otelde konakladım. Otelde kaldıktan sonra kahvaltımı yapıp yola geri çıktım. Kalan 4 saatlik yolun görünüyordu. Ancak yollar gide gide bitmiyordu. En sonunda bizim içe ulaştıktan sonra köyüme giden yola girdim. Köyümün içine girdiğim anda eskiden bıraktığım gibi hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Neredeyse her şey ben çocukken hatırladığım gibiydi. Aslında köyün farklı bir ambiyansı vardı. Köye girdiğiniz anda insanı kendisine çeker, doğal güzelliklerle sizi karşılardı. Köyün bir de eski hikayesi vardı. Köyde bulunan, tarihi bilinmeyen bir kilise bulunuyor. Küçükken orada kaldığım zamanlarda dedemle babam o kiliseyle ilgili korkunç hikayeler anlatırlardı. Söylentiye göre kilisenin içinde gizli bir oda varmış. Bu odayı bulduktan sonra yerin 10 metre altına doğru uzanan tünellerinden gidince kiliseyi yaptıran ve orada papaz olarak görev yapan birinin mezarı bulunuyormuş. O mezarı bulan kişiye lanetin geçeceği ama bu lanet sonrasında da çok zengin olacağı söylenilmiş. Bu rivayet tabi hiçbir zaman gerçek olmadı. Yıllarca o tüneli arayanlar, defini için oraları harap edenler bir türlü o geçidi bulamadı. Belki de öyle bir geçit yoktu. Sadece birilerinin uydurması olabilirdi. Defineciler tünel bulacağım diye bütün duvarları harap etmişler. Kilise kendi haline bırakılmıştı. Köye girdiğim anda kilisenin görüntüsünü görünce içim cız etti. Acaba... Başka bir ülkede olsaydım, bir caminin böyle görülmesine katlanabilir miydim bilmiyorum. İnsanlar para ve zengini kırsından dolayı burayı bu doğa güzelliği hiç düşünmeden harap etmişler. Belki burası araştırılsa büyük bir tarihi eser niteliği taşıyabilir. Yıllar önce kaç defa dilekçe yazdım ama kiliseyi kimse sahiplenmedi. Yıkılmış duvarları, harap olmuş çevresi vardı ama sanki insanlara yıkılmadım. Buradayım dercesine bakıyordum. Ben biraz da Doğa ve tarihsel aşı olduğum için bu konulara hassasiyetim fazlaydı. Beni vursalar tutup da para için bir tarih eseri zarar veremezdim. Kilisenin yanından geçip gittikten sonra köydeki evime sonunda ulaştım. Evin kapısını açtığım anda evin içindeki rutubet, nem ve toz kokusu adeta insanı zehirliyordu. Biraz havalandırdıktan sonra temizlemeye başladım. O günün yorgunluğuyla bitirebildiğim kadar bitirdim. Ancak sadece kafamı koyup yatabileceğim temiz bir köşe ayırabilmiştim kendime. Yorgunluktan. Anında kafamı yastığa koyar koymaz uyudum. Sabah olunca ilk iş komşu ablalardan yardım istemek oldu. Onlara bir miktar para verip evin detaylı temizlenmesini istedim. O sırada ben de ilçe merkezine gidip birkaç bir şey alacaktım. Buzdolabı da çalışmadığı için bir de buzdolabı aldım. Benim için biraz pahalıya patladı. Ancak hayatım burada kurabilmek için oldukça önemliydi. Dolabım kurulunca henüz gitmemiş komşu ablalara da buzdolabını temizlettim. Hepsine teker teker teşekkür ederek paralarını verdim. Buzdolabımı dizdikten sonra artık yiyecek kısmı halletmiştim. Karnım doyarsa gerisi de gelirdi. Ufak tefek düzenlemeler yaparak çöpe atacaklarımı attım. Aradan üç gün geçince kafa olarak tamamen köy hayatına hazır olduğumu anladım. Birikmiş param da vardı. Bu beni en az bir sene götürürdü. Organik tavuk, organik yumurta ve birçok organik çeşit sebze sağlıklı yaşayacak. Hayat kalitemi artıracaktım. Bütün ev işleri bittikten sonra artık kilise için bir şeyler yapma zamanım geldi de geçiyordu bile. Kilise için elimden geleni yapıp bu tarih eseri koruma altına aldırmak için elimden geleni yapacaktım. Önce kilisenin her tarafını fotoğraflayacak, tarih eser niteliğini taşıdığını kanıtlayacak bir şeyler arayacaktım. Onları bulunca yetkili mercileri iletip tamamen restorasyon ve koruma altına alması için işlemleri başlatacaktım. Ben dinime pek düşkün bir insan değilim. Ancak işin ucunda tarih ve tarih eser varsa, kilise bile olsa elimden geleni yaparım. Profesyonel fotoğraf makinemi aldım. Kilisenin yolunu tuttum. Kilisenin önce dış çekimlerini yapıp, içeri doğru çekim yapıp ilerleyecektim. İçeri girdiğimde bütün girişleri, odaları, kısaca önemli görünen her şeyi çekmeye başladım. İçeri girdiğimde birkaç sağlam kalabilmiş mozaik parçalarını ve İsa tasvirini de çektim. Aslında çok önemli bir şey bulamadığım için üzülüyordum. En son odaya girdiğimde fotoğraf çekerken bir tane kayanın üstünde bir sembol gördüğümü fark ettim. Sembolde bir yönü gösteriyormuş gibi tasvirler vardı. Dört tane adam, aslan kafası ve sol aşağıya doğru oklarla gösterilen yön vardı. O yönlerin gösterdiği yeri incelediğimde yerde tozlarla kaplı zemini ayağımla süpürerek zemini görmeye çalıştım. Biraz ayaklarımla orayı süpürdükten sonra orada bazı taşların zeminden biraz yüksek olduğunu fark ettim. Saatin öğle vaktine geldiğini anlayınca eve doğru gidip yemek yemek üzere kiliseden çıktım. Eve gidip yanıma süpürge ve kazma alıp geri kilisenin tuttum. Kiliseye gidip sembollerin olduğu odaya girdiğimde şok yaşadım. Zemindeki tozları ayamla itelememe rağmen şu anda hiç oraya dokunmamışım gibi duruyordu. Hatta zemin daha da fazla tozla kaplanmış gibiydi. Havada rüzgar yoktu. Yaprak dahi kımıldamıyordu. O şaşkınlıkla yerdeki tozları süpürerek İşaretlerin gösterdiği yeri açığa çıkardım. Acaba bu zamana kadar bu defineciler bunu keşfedememiş miydi? Bu işaretleri de anlamayan definecilik yapmasın bir zahmet diye söylendim. Gerçi ben adam ve aslan kafası ne anlatıyor bilmiyordum. Sadece oklar zemini gösterince akıl yürüterek orayı süpürdüm. İyice zemini süpürdükten sonra yerden yüksek olan taşların kenarından fazla zarar vermeden kaldırmaya çalıştım. Amacım aslında hazine falan bulmak değildi. Sadece buranın tarihsel niteliği taşıyan bir kilise olduğunu gösterebilmem içindi. O taşı biraz oynattıktan sonra rahatça çıktığını gördüm. Taşı kaldırdığımda altında tahtadan yapılmış bir kapak olduğunu fark ettim. Acaba bu kapağın altı hikayelerde bahsedilen tünellere mi gidiyordu? Bütün yerdeki çıkabilen taşları kenara çektikten sonra taşlarla yapılmış o kapağı kaldırdım. Kapağı kaldırınca taşlardan yapılmış bir merdivenin bir tünele indiğini keşfettim. Telefonum ışını açarak ve kameramı yanıma alarak oraya indim. Oldukça havasız kalmış bu yere indiğimde içime bir sıkıntı doğdu. Ruhum sanki daralıyormuş gibi hissettim. Acaba keşif yapıyorum diye olayın heyecanına mı kapıldım? Tünelde ilerlerken ara sıra kamerayla fotoğraf çekiyor, kameranın flaşıyla ortalığı aydınlatıyordum. Tünelin duvarları el emeğiyle işlenmiş gibi kazma izleriyle doluydu. Belli ki yapıldığı zaman büyük zahmetle yapılmış. Telefonun flaşı açık şekilde ilerlerken, Bastığım yerden bir çıtırt sesi geldi. Işığı oraya tuttuğumda bunun bir kemik parçası olduğunu fark ettim. İçimden besmele çekerek onu incelemeye başladım. Bu uzunca bir kemikti. Hayvan kemiği olması ihtimali yoktu. Çünkü kaval kemiği kadar uzundu. Ben de yanlışlıkla basınca ortadan kırılıvermişti. Biraz tövbe bismillah çekerek ilerledikten sonra ilerlediğim yönden bir esinti geldi. Herhalde başka bir yere çıkıyor bu tünel diye ilerlemeye başladım. Ama ışık falan yoktu. Zifiri karanlıkta telefon ışığıyla ilerliyordum. Telefon şarj uyarısı verdiği anda ışık kesildi. Ben de duvardan tutunarak ilerlemeye başladım. Kameranın ışığı vardı ama bir şeyler bulursam çekim yapacaktım. Boştan yere onun bataryasını bitirmeyeyim diye açmadım. Bir beş metre kadar daha yürüdükten sonra ayağımı attığım anda ayağım boşluğa geldi. Dengemi kaybederek geri yuvarlandım. Biraz aşağı doğru yuvarlandıktan sonra sırtımdaki ağrıyla ayağa kalktım. Hiçbir şey göremediğim için kameranın ışını açarak etrafıma baktım. Aman Allah'ım. Sonunda buldum. Ortada bir lahit. Dört bir yanında sütun ve sütunların üstünde aslan kafası. Hiç bilgim olmadan bir keşif yaptım. O anki mutluluğum tarif edilemezdi. Oran resimlerini çektikten sonra tedarikli gelip ışıklandırmak için geri kameranın ışını açarak geldim yöne doğru yürümeye başladım. Geri girdiğim yerden çıkarak birisi gelip burayı benden önce bulmasın diye Girdiğim tahta olan yeri eski haline getirdim. İlçe merkezine gidip ışıklandırmalar için malzemeler aldım. Hava kararmaya başlayınca gidip gece çekim yapacaktım. Ardından jandarmaya haber verip buranın koruma altına alması için başvuru yapacaktım. Akşama kadar malzemeleri tedarik edip eve geçtim. Kiliseye doğru yola çıktım. Kiliseye ulaştığımda etrafta kimsenin olmadığından emin olunca Gezi geçirdim oradaki taşları kaldırıp tahta kapağı açtım. Her 2-3 metrede bir pilli ışıklandırmaları koydum. Kendimi güvenli bir yol yaparak ilerledim. En sonunda dört sütunlu, dört aslan başlı Light'in olduğu odaya girdim. Orada Light'in fotoğraflarını çekmeye başladım. Kameradan çektiğim fotoğraflara bakarken kalbim duracak gibi oldu. Çünkü Light'in arkasında köşede saklanmış, kısa boylu bir yaratık duruyordu. Gözlerimi oluşturarak bir daha baktım. Çektiğim farklı on fotoğrafta da bir köşede çıkmış kameraya bakıyordu. Ben bunu nasıl görememiştim derken ayağıma sürtünerek bir şeyin geçtiğini hissettim. O anda çalık atınca o yaratığın ve onun gibi onlarca yaratığın Light'ın içine girdiğini gördüm. Arkamı dönüp tam kaçmaya çalışırken kenarlarda duran sütunun biri tam çıkacağım merdivenin karşısına gelmişti. Allah'ım ne oluyor diye dua etmeye başladım. Birden taktığım ışıklandırmalar yanıp sönmeye başladı. Bir şeyin kıkırdayarak yaklaştığını duyabiliyordum. Yere kapaklanmış bir şekilde felak ve nas sokurken bir şeyin boynumu tutarak kafamı kaldırdığını hissettim. Sanki ayaklarım yerden kesilmişti. Kendimi kuş gibi hissediyordum. Parıldayan, zümrüt yeşili gözleriyle adeta beni büyülüyordu. Bu hayatımda gördüğüm en güzel göz rengiydi. Burada ne işin var diye ağır ses tonuyla bana sordu. Ben de rahatsızlık vermek istemediğimi, bu kilisenin yaptırılması ve tarihi eserler aslında alması için çalıştığımı söyledim. O yeşil gözlü varlık bana, burayı kimse bulmamalı, bu mezar büyük günahkar papazın mezarı. Onun cinleri aslanların içinde hapsolmuş durumda. Onlar yerinden kıpırdarsa o cinler serbest kalır. Bu köy için hiç iyi şeyler olmaz dedi. Ben de o sün oraya nasıl geldi peki diye sorunca korkuyla arkasını döndü. Çabuk git buradan. Sakın buraya adım atma diye beni uyardı. Ben yaşadıklarım şokuyla koşarak oradan uzaklaştım. Koştukça sanki yol uzuyor. Ayam geri geri gidiyordu. Tam çıkacakken ayağım son merdivene takıldığında kafam taşa çarptım. Kafamdan akan ılık kanın sıcaklığını hissedebiliyordum. Ancak can ile zemini eski haline çevirerek oradan uzaklaştım. Eve girdiğimde andaki yaranın iyice açıldığını, neredeyse kafatasımın görüneceğini fark ettim. Tansiyonum da biraz düşmeye başlayınca arabaya atlayarak ilçeye doğru sürmeye başladım. İlçe hastanesine geldiğim anda dayanamayarak yere yıldım. Oradan Setia ile birilerinin koştuğunu gördüm. Bilincimi kaybettim. Gözümü açtığım anda karanlık bir odadaydım. Bayağı soğuk ve tozluydu. Kenarlardan gelen hafı ışıkları görüyordum. Kendime geldiğimde elimde büyükçe bir balyozun olduğunu gördüm. Gördüklerime anlam veremedim. Burası neresiydi? Elimde balyozun ne işi vardı? Etrafıma baktıktan sonra light'ın içinde olduğumu anladım. Aslan kafaların hepsi bana dönmüş bakıyordu. Kulağımda yüksekçe bir ses, kır onları diyordu. Ben daha buraya nasıl geldim anlayamamışken, Kulağımdaki fısıltılarla kafayı yemeye başlamıştım bile. Aslan kafaları gitgide bana yaklaşıyor. Kulağımdaki ses de kır onları diyordu. Ben de o seslerden kurtulmak için balyozla aslan kafasının birisine vurmaya başladım. İlk vuruşumda yerin sallandığını hissettim. Aslında kendimi de değil gibiydim. Kulaklarıma çınlayan seslerin bana emir verdiğini ve onları sorgusu sualsiz yaptığımı fark ettim. Ama bunu fark etsem bile yapmaya devam ediyordum. İkinci balyoz darbesini Aslan'ın tam kafasının ortasına indirdiğimde birden kan fışkırmaya başladı. Bu kan hiç durmadan sonu gelmek bilmeyen bir su gibi fışkırıyordu. Kulaklarındaki ses gitgide artmaya devam ediyordu. İkinci aslan ve üçüncü aslan heykelini de aynı şekilde kırdıktan sonra son aslan heykeli kalmıştı. Diğer üçünden bitmek bilmeyen kan fışkırmaya devam ediyordu. Artık o kanlar paçalarıma kadar dolmuştu. Son aslana geldiğimde tam balyozu vuracakken Zümrüt yeşil gözler olan varlık karşıma çıktı. Sakın vurma dediği anda artık çok geçti. Son darbeyi de o aslanın kafasına indirmiştim. O aslanın kafasından da kanlar fışkırınca yerden birden kan yükselmeye başladı. Bir anda boyuma kadar gelen kanların içinde adeta yüzüyordum. Kanlar tavana kadar geldiğinde artık nefes alacak yer kalmadı. Çaresizce kanın içinde yüzerken gözümü açtım. Kurtulmak için ışıkları takip edecektim ama kırmızı dışında hiçbir şey göremiyordum. Birden gözümün önüne zümrüt gözlü varlık geldi. Bana sen artık lanetlendin dedi. Onu dediği anda boğularak dibe kadar çöktüm. Dibe inip gözümün önü karardığında gözümü açtığımda yatağımdaydım. Kalkıp tuvalete gittim. Tuvalete alnıma baktığımda birçok dikiş atıldığını gördüm. Ben ne zaman tedavi oldum da buralara kadar geldim diye düşünmeye başladım. Hadi buraya geldim. O kilise taşları kaldırıp içeri girdim. Balyozu nereden bulup aslan başlarını kırdım. En iyisi ben yarın kendimdeyken oraya bir daha ineyim. Sonra jandarmaya haber vereyim. Burada çok garip şeyler dönmeye başladı. Az kaldı akıl sağlığımı yitireceğim diye kendi kendime konuşuyordum. Kafamı yastığa koyduğum anda zümrüt yeşili gözleri olan varlık ayaklarımın ucunda belirdi. Tek tek ayak parmaklarıma bir şeyler batırmaya başladı. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Neden sürekli etrafımdasın dedim. O da bana gülümseyerek sen onları hazırlıyorum. Laneti kaldırdın. Sen dahil bütün köy telef olacak. Bir şekilde onları durdurmak için seni işaretliyorum dedi. Ben dehşet içinde. Beni neden işaretliyorsun? Ne yapacaklar ki diye sordum. Bir ışımda ve yüksek ses tonuyla göğüs kafesime ellerini çöktürerek bana baktı. Seni çoktan etkileri altına aldılar. Ben ve sahibim zar zor onları kıstırdık. Ancak bir kaçış yolu buldular. Sana tarif edeceğim şeyleri tek tek yaparsan onları durdurabiliriz. Ama bu durum birkaç kişinin canını alacak. Sen karar ver. Tüm köy mü yoksa birkaç kişi mi dedi. Zar zor nefes alabiliyorken ben kimsenin ölmesine karar veremem. Hüküm Allah'ındır. Ol der olur. Öl der ölür deyince üstümden kalktı. Eski değirmeni bul. Orada öğütme taşını döndürerek o taşın üzerindeki yazıları sırayla oku. Unutma. Saat yönde döndüreceksin. Yoksa işe yaramaz dedi. Ben de bana bu verdiği görevine alaka. Ben bütün bunlardan kurtulmak istiyorum. Bu musaat olanlar da nedir böyle diye korkmaya başladım. Sabah olur olmaz o zümrüt gözlü varlığın dediğini yapmak yerine kiliseye gittim. Yine yerler tozla kaplanmış, giriş görünmüyordu. Tekrardan o kadar taşı kaldırıp tahta kapağı buldum. Bu sefer tecrübeliydim. Nerelerde tümsek var, nerelerde çukur var hepsini çözmüştüm. Lahit'in bulunduğu yere geldiğimde gördüklerimle adeta şok oldum. Ne aslan kafaları kırılmıştı ne de ortada kan vardı. Ben bu gördüklerimi yaşadıklarımı hangi zaman diliminde yaşadım? Böyle bir kabus gördüysem nasıl bu kadar gerçekçiydi? O zaman zümrüt gözü varlık da gerçek değildi. En iyisi jandarmayı arayayım. Ben daha da kafayı yemeden burayı bulsun dedim. Elimi cebime attım da elim boşluğa geldi. Ne oluyor lan diye elime baktım da bir dene göreyim. Bütün parmaklarım kesilmiş, yerinde yoktu. Üstelik acı falan da hissetmiyordum. Ben nasıl bir lanetin içine düştüm böyle diye kopan parmaklarıma bakıp ağlamaya başladım. Light'in dibine diz çöküp Allah'tan yardım istedim. Birden bir ses duyuldu. Light'in içinden tak tak diye sesler geliyordu. Kendimi geriye atarak sesleri dinlemeye devam ettim. Light'in kapağı oynadığı anda tekrar oraya dönmemek üzere geri girdiğim yere koşmaya başladım. Son birkaç günde yaşadıklarım bana aşırı derecede ağır geldi. Kafayı sıyırmam an meselesiydi hayalle gerçeği ayırt edemez oldum. Gördüklerim gerçek mi diye düşünmekten başım ağrılar girdi. Oradan çıktıktan sonra ilk iş parmaklarıma baktım. Çok şükür parmaklarım yerindeydi. Ben oraya girdiğimde bana garip şeyler oluyordu. En iyisi kimsenin oraya girmemesiydi. Jandarmalar ihbar etme kısmını da bir süre erteledim. Çünkü birileri zarar görebilir, kafayı orada yiyebilirdi. Ben oraya ne zaman girsem başıma bir şeyler gelmişti. Eve gittiğimde kendime gelmek için banyoya girdim. Banyoda köyde doğalgaz olmadığı için kombiyle ısınacak bir su yoktu. Eski tip elektrikli ısıtıcılar vardı. Birinci derecede soğuk olur. İkinci derecede insanı açlar. Üçüncü derecede de şalter attırırdı. Onlar da öyle bir cihazdı. Birinci dereceyi alıp kovayı doldurmaya başladım. Yavaş yavaş kafama sabun sürdüğümde gözüm yanmasın diye hep gözümü kapatırım. Kafam sabunluyken ve gözümü kapamışken evin kapısını çaldığını işittim. Tam da gelecek zamanı buldunuz diye söylendim. Banyonun kapısını açarak bekleyin geliyorum diye hızlıca durunarak dışarı çıktım. Kapıyı açtım da gitmekte olan teyzeleri durdurdum. Buyurun teyze ne istiyorsunuz diye sordum da şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Ne oldu niye şaşırdınız diye sordum. Evladım biraz önce sana derdimizi anlattık ya. Şimdi niye hiçbir şey olmamış gibi buyurun diyorsun. Sen iyi misin yoksa bir şeyler mi alıyorsun bu evde? Kimsin? Necisin? Taşındın ama. Kim olduğunu hiç söylemedin. Vallahi durumun iyi değil deyip aralarına fısıldaşarak gittiler. Teyzeler gidince acaba bana ne danıştılar diye soramadım bile. Birden arkamdan bir el omzuma dokununca arkamı döndüm. Yine o zümrüt gözlü yarı tıktı. Artık onu görünce korkmuyordum. Bana bir zararını görmedim. Sanki bir şeyleri koruyor. Beni de kullanıyor gibiydi. Bana öfkeli bir ses sonuyla gittin mi değirmene? Okudum taşın üzerindeki yazıyı dedi. Ben yok deyince birden ortadan kayboluverdi. Ben de artık gideyim şu değirmene. Ne varmış acaba orada diye köyün içine doğru ilerledim. Köyün içine ilerlerken benim kapıma gelen teyzeleri gördüm. Teyzelerim, burada değirmen varmış. Nerede o değirmen dedim. Aralarından biraz cazgır görüneni ne yapacaksın orada? Sen de mi Deli Ahmet gibi kemik öğüteceksin dedi. Ben an şok oldum. Ne kemik öğütmesi? Bakacağım sadece dedim. Bir taş değirmende kim kemik öğütürdü ki? Kemiği kırabilmek için ağır, cüsseli bir taş olması lazım herhalde. Kendi kendime konuşarak tarif ettikleri yere doğru ilerlemeye başladım. En sonunda ne fazla büyük, ne fazla küçük, ağırdan bozma bir yer buldum. Burası birkaç senelik gibi duruyordu. Kapısında Ahmet'in değirmeni yazıyordu. Herhalde Deli Ahmet burada değirmenin başındaydı. Acaba onun oğlu da bir kemiği öğütme karar verdi. İçeri girecekken ne olur ne olmaz diye kapıyı tıklattım. İçeriden ses gelmeyince kapıyı aralayarak içeri girdim. Ortada kocaman bir silindir taş duruyordu. Normalde eşek bağlanıp dönebilen bu değirmeni kendi imkanlarımla döndürüp silindir taşın üstündeki yazıları okumam gerekiyordu. Bir kuvvet başlayarak yavaşça döndürmeye başladım. Cidden o zümrüt gözlü varlığın dediği gibi silindirin üstünde bir şeyler yazıyordu. Biraz çevirip Yazıyı tam olarak okuyacağım şekilde silinleri bıraktım. Küçük sandım yazı büyük bir şekilde işlenmiş. Kolayca okunabiliyordu. Taş değirmene yaklaştığımda yazıları görebiliyordum. Ayn tak, hatayn yazısı vardı. Ne demek şimdi bu diye düşünmeye başladım. Cebimden telefonu çıkarıp Google'da yazan yazıyı arattım. Karşıma çıkan şey ince ibrancısı ile göz göze demekmiş. Bu öğütücün üzerinde böyle bir yazının yazması beni açıkçası oldukça sarsmıştı. Acaba bu da mı tarih eser diye telefonla yazın resmini çektim. Telefondan geri çektiğimde resmine baktığımda yazın olduğu yer bulanık görünüyordu. Allah Allah diye şaşırarak bir iki tane daha çektim. Farklı açılardan farklı ışık kullanarak çektim. Ancak çektiğim her resimde o yazılar bulanık görünüyordu. Taşın yanına yaklaşıp incelediğimde irkilerek o yana doğru baktım ama orada kimse yoktu. Ahırın arkasından gelen sesi takip ettim. Ahırın arka bahçesinde Yerden bir adam yukarı doğru çıkıyordu. Yukarı çıktıktan sonra özenle çıktığı yeri kapattı. Adamın üstü eski püskü evsizler gibiydi. Bu köyde ne kadar da gizemli olaylar dönüyor böyle diyerek adamı takip etmeye devam ettim. Üstünü silkeleyip köşeleri bir yerler tükürüp taş değirmenine doğru gelmeye başladı. Ben de panik yaparak girdim yerden geri çıktım. Arkaları dolaşarak adamın çıktığı yere girmeyi planladım. Acaba bu adam ne ötüyor diye artı tahta aralıktan yaptığını gözetliyordum. O adam içeride değirmene bir şeyler koyduktan sonra değirmeni döndürmeye başladı. Çatır çutur sesler gelince bunun sert bir cisim olduğunu anladım. Acaba bu adam ne öğütüyor diye düşünürken kendi kendine konuşmaya başladı. Buyurun sayın papaz. Ne dediyseniz yaptım diye yukarıya bakıyordu. Yukarıda kimsecikler yoktu. Zaten olması da imkansızdı. Bu adam uçarak değildi. Düpedüz. Deliydi bu adam. Demek ki Deli Ahmet bu adamdı. Biraz onu izledikten sonra değirmende öğüttüğü kemik tozlarını avucuyla alıp yemeye başladı. Ağzı yüzü hep kemik tozu olduktan sonra yetmez mi papaz diye ağlamaya başladı. Sonra da midesi bulanmış olacak ki istifra etmeye başladı. Bu benim şahit olduğum en iğrenç anlardan biriydi. Acaba lahitteki papaz mı buna müsaat olmuştu? Yeri istifra ettikten sonra Deli Ahmet dediğin gibi öldürdüm yanına getirdim dedi. Ben de o an panik yaptım. Acaba bu deli kimi veya neyi öldürmüştü? Bir cinayet itirafına mı şahit olmuştum? İnşallah bu bir insan değil de bir hayvandır diye dua etmeye başladım. Bu köyün böyle olduğunu bilseydim hiç gelmezdim. Deli Ahmet birden üstündeki gömleği ve atlet çıkarmaya başladı. Çıkardıktan sonra sırtını net olarak görebiliyordum. Bu adamın sırtı aşırı derecede iğrençti. Yara bere içinde hep jilet vardı. Eline kenarda duran kapalı kasalardan birinden kırbaç gibi bir şey aldı. Bağladı kırbaçla kendi sırtına doğru vurmaya başladı. Sırtına her vurduğunda sırtından jilet yarası gibi derin yaralar açılıyordu. Artık bu gördüğüm şeylere dayanamayarak midem bulandı. Bir insan bunu kendine neden yapar diye düşündüm. Delahmet cidden de delahmetmiş. Ahmet'miş. Arkayı dolanarak o taş zeğmenin bulunduğu hardan çıkmasını bekledim. Yaklaşık yarım saat kırbaç sesi geldikten sonra çıkarak uzaklaştı. Ben de ilk başta yerin altından çıktığı yere gittim. O yeri inceleyerek yine kiliseyi tahta kapak ile aynı yapıda olduğunu fark ettim. Acaba bu da kiliseye uzanan başka bir geçidin girişi miydi? Besmele çekerek kapağı kaldırıp içine baktım. Yine taş merdivenlerden bir yere doğru ilerliyordu. Telefonun ışığını açarak içeri girip kapağı kapattım. Biraz ilerledikten sonra inleme sesine benzer şekilde sesler duymaya başladım. Işıkla etrafımı bakınca... İleride karşıda bir şeyin tavana asılı olduğunu gördüm. Bir şeyden kurtulmaya çalışıyor gibi hareket ediyordu. Yanına gittiğimde bu aslı şeyin bir köpek olduğunu, ağzının ve patilerin bağlı olduğunu gördüm. Bunu nasıl bir ruhu hastası bir hayvana yapabilirdi? Hayvana yaklaşıp onu asılı olduğu yerden indirdim. Ağzındaki ve ayaklarındaki bandı söküp kucağımda ilerlemeye başladım. Gerçekten düşündüğüm gibi bu geçit lahite bağlanıyordu. Diğer ucu da kiliseye çıkıyordu. Tahminimce bu taş değirmende öğüttüğü kemikler hayvanlara ait kemiklerdi. Peki neden böyle bir iğrençliği yapıyordu? Bunu anlam verememiştim. Köpeğin acı dolu gözlerle bakarak kafasını bana gömmesi için parçaladı. Ne olursa olsun bu Ahmetlerin ruh hastası cezasını çekmeliydi. Kilise tarafındaki geçidin sonundaki tahta kapaktan çıkmaya çalışırken ses geldiğini fark ettim. Bu ses Del Ahmet'in sesiydi. Ömrüm boyunca bu ses tonunu asla unutmayacağım. Geri eski yerden uzunca yol yürüdüm. Yaklaşık yine bir yarım saatlik yürüyüşten sonra Ahmet'in gizli giriş yerinden çıktım. Köpeği hiç kucağımdan indirmeden eve doğru gittim. Eve ulaştığımda evin içini bu deli Ahmet'in dikizlediğini gördüm. Hayırdır birader? Ne arıyordum? Kime baktın dedim. Kibar bir ses tonuyla kedisinin içeriye kaçtığını, onu aradığını söyledi. Gördüklerimi görmesem ve son bir saatte yaşadıklarımı tanık olmasam bu adama inanırdım. Ya çok profesyonel deli taktiği yapıyordu ya da gerçekten aklı yerindeydi. Gözü kucanlı köpeği ilişti. Bunu nereden buldunuz diye sordu. Ben de sokakta dolaşıyordu gariban. Yemek yedirmek için getirdim deyince çıtını çıkarmadı. Eve köpekle girdikten sonra Ahmet de dikkatlice bizi izleyerek uzaklaştı. Acaba bu Ahmet'te ne vardı? Bana görünen varlıklar ona da mı görülmüştü? Neden bir köpeğe işkence etmek için onu bu hale getirmişti? İlçe merkezine gidip kendime ve köpeğe alışveriş yaptım. Saat geç olduğu için köpeği bir odaya bırakıp karnı doyurması için aldığım köpek mamasını koydum. Ben de yemeğimi yiyerek yatağıma uzandım. Günün yorgunluğu ve şaşırtıcılığıyla uyumaya çalıştım. Birden gözlerimi açtığım anda karşımda zümrüt gözleriyle beni izleyen varlığı gördüm. O varlık ağzından ince uzun bir şey çıkararak bana uzattı. Ben de iğrenerek unutmak istemedim. Biraz ısrarlı bir şekilde bakınca bana verdiği şeyin bir iplik olduğunu anladım. İpliğin ucunu tuttuğum anda midem bulanmaya başladı. Onun tükürü, kanı ve ilta bulaşmış gibiydi. O ilerledikçe ben de ipi tutarak onu takip ediyordum. O önde ben arkada mezarlığa geldik. Bir tane mezarın başına gelip ağzından bıraktığı her neyse tamamen çıkararak mezarın üzerine tükürdü. Çıkar bunu buradan dedi. Ben de şaşkınlıkla ona bakarak ne demek yani cesedi mi çıkarayım dedim. O varlık evet cevabını verince el mahkum. Ellerimle mezarı kazmaya başladım. Bu böyle olmayacak diye koşarak eve doğru gittim. Eve gidip kazma küreği alıp arabaya atlayıp mezarlığa geldim. Bu arada yağmur çiselemeye başladı. Ben mezara geldiğimde gök gürültüsü karşı yağmur yağmaya başladı. Yağmur şiddetini arttırırken ben durmak bilmeden mezarı kazıyordum. En sonunda mezarın içinde bir şeyler gördüğüm fark ettim. Bu gördüğüm şey kefene sarılmış bir cesetti. Yeni gömüldüğünü sandım bu cesedi mezardan çıkardım. Zümrüt gözlü varlık. Çıkar kefenden diye talimat vardı. Ben de korkuyla bardaktan boşalıcı sana yarın yağmurun altında kefeni açtım. Kefeni açtım da tövbe bismillah diye kendimi geriye attım. Kefenin içindeki köyde sürekli cazgılık yapan ve bana itiraz eden teyze vardı. Yeşil gözlü varlık yanıma gelerek çıkar gözünü dedi. Ben de ne diye şaşkınlıkla sorunca bir daha tekrarladı. ''Çıkar gözünü.'' dedi. Ben de iğrene iğrene elimle göz bebeğini tutmaya çalıştım. Göz bebeğini tutmaya çalıştıkça elimden kayıyordu. Tab bunda yağan yağmurun da etkisi vardı. En sonunda iğrene iğrene o teyzenin gözünü çıkardım. Göz elimdeyken Zümrüt gözü yaratık o gözü elimden aldı. Birden ağzına götürüp yemeye başladı. Ben ona iğrenmiş bir şekilde bakarken ''Şimdi lahite git. Tek başına olacaksın. Sakın aslan başlarına dokunma.'' Orada cinlerin ortaya çıkmasını bekle. Onlar ortaya çıktığında Ayn tak sözlerini söyle. O sözleri söyledikten sonra gözlerini kapayarak geri çök dedi. Ben de bütün bunları ne için yapacaktım anlam verememiştim. Ama dediğini yapıp artık bu işlerden kurtulmak istiyordum. Kiliseye gidip geçite girdim. Geçidin içinden geçip Light'in yanına gittiğimde aslan başlarından bir tanesinin kırılmış olduğunu fark ettim. Halbuki gördüğüm sanrıda hepsini kırmıştım. Sonrasında geri hepsi yerine duruyordu. Acaba bu aslan kafasının birini kim kırmıştı? İnşallah bana sıkıntı çıkarmaz diye dua etmeye başladım. Zümrüt gözlü varlığın dediğini yapıp orada beklemeye başladım. Cinni varlıklar her neye benziyorlarsa onlar çıkınca bana dediği cümleyi söyleyecektim. Biraz orada bekledikten sonra şarkı söyleyerek birinin geldiğini işittim. Bu gelen deli Ahmet'ti. Beni Light'ın orada görünce sinirlenip senin burada ne işin var lan diye küfürler etmeye başladı. Ben de senin ne işin varsa benim de o işim var. Bu lanetlerin çıkmasını engelleyeceğim deyince cebinden bıçağı çıkardı. Bana doğru gelirken birden ağzından kanlar akarak yere yıldı. Tam yere yığılırken göz bebekleri beyaza dönmüştü. Bir süre yerde diz çökmüş halde dururken herhalde cinliler geldi diye ben de o yeşil gözlü varlığın söylediği şeyi söyledim. Ben o cümleyi söylediğimde Deli Ahmet Sarı krizi geçiriyormuş gibi kriz geçirmeye başladı. Ayağa kalkıp Aslan başlarına saldırmaya çalıştım. Ben onu tutarak O aslan başlarına dokunmasına engel olmaya çalıştım Aradan 10 dakika geçtikten sonra Aslan başlarının Kendi kendine yere düşmeye başladığını gördüm Her biri yere düştüğünde Çığlığa benzer ses çıkarıyordu Birden ortada Zümrüt gözlü varlık belirdi Ahmet'i de alıp Benim çıkmamı söyledi Ben Ahmet'i omzuma atarak Zaten oradan çıkmaya çalıştım Ahmet'i de alıp kilisenin oradan çıktıktan sonra Ahmet kendine geldi sen de kimsin? Burada ne işin var diye sormaya başladı. Ben de Ahmet'e nasıl yani? Olanları hatırlamıyor musun diye sordum. Ahmet ise yok abi. Ben buraya nasıl geldim? Eşim, çocuklarım neredeler? Onları görmem lazım diye dışarı çıktı. Ben yaşadıklarımdan oldukça şaşırmış bir vaziyette dışarı doğru çıkarken yeşil gözlü varlık geldi. Ona baktığımda yüzünde derince yaralar olduğunu, mavi şekilde kan aktığını gördüm. Sana ne oldu diye sordum da Onları geldiği yere gönderdim dedim. Ben de artık cesaretimi toplayıp son bir soru sordum. Sen kimsin? Buradaki amacın neydi? Bana yaptırdıkların neydi dedim. O varlık bana. Ben Müslüman bir cinim. Bundan asırlar önce bu kilisede günahkar bir papaz vardı. Cinleri kullanarak kötü alet ediyor. Kendi yararına çalıştırıyordu. Benim sahibim olan Ebu Hasan Efendi de bunu cinlerden duyunca buna son vermek istedi. O papazı cinleri öldürdü ruhunu aslan kafalarından birine etti. Sen gelip burayı bulunca çıkmak için fırsat kolladı. Arna köyde birkaç kişiye musahat oldu. Gözünü yediğim kadın, öğretmen Ahmet. Onları kullanarak kendisini bir şekilde oradan çıkartmaya çalıştı. Seni de tam yana çekmişti ki ben kurtardım. Sana benim yerime yapacağın görevler vererek seni ondan uzak tuttum. Aslında tüm bunları ben yapabilirdim ama bir de seninle uğraşmayayım diye seni meşgul ettim. Öğretmen Ahmet kendine geldi. Ama o gözünü yediğim kadın öldü. Onu papaz uykusunda öldürdü. Gözünü yemem ve değirmenin üzerine yazan yazının anlamı ise bulduğun gibi gözü gözlemek. Ben papazın cinlerine gözdağı verdim. Kadının gözünü yediğim anda onları bağladım. Papaz tek başına kalınca hapsetmek zor olmadı. Sen Allah yolundan ayrılma dedi ve ortadan kayboldu. Ben yaşadıklarım şokuyla eve gittim. Merse Deli Ahmet dediğim öğretmenmiş kafayı yemiş. Acaba ben de onun gibi kafayı yiyecek miydim? Ucuz atlattığımı düşünerek geri İstanbul'daki hayatıma döndüm. Kısa sürede eski pozisyonuma yükselerek iş hayatıma devam ettim. Köyde bulduğum köpek ise hala yanımda. Orada Deli Ahmet'in ne kestiğini, ne inkemini kırdığını ve yediğini asla öğrenemeyeceğim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.